Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Malum Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri de merak ediyorsunuz. Zaman zaman sorularınızla bizi yönlendiriyorsunuz ve Trabzon'da neler oluyor bize biraz bilgi aktar diyorsunuz. Biz de aldığımız istihbarat doğrultusunda Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşacağız. Malum Trabzonspor'da transferin hareketli takımlarından biri. Hem gidenler açısından hem gelenler açısından bunu konuşabiliriz. Dimitrios Kurbelis, Mislav Orsic, Fernandez, Filip Benkoviç, Onur Alp Çevikkan, yani hareketli bir Trabzonspor transfer gündemi var. Onu özellikle söyleyebiliriz. Ama bu noktada en önemli konu Trabzonspor'un bütçesini aşağıya çekme isteği ki onu nasıl başaracak? Onu başarmanın yoluyla ilgili formül de elimizde var. Ondan da sizlere biraz bahsedeceğim. Nedir o formül? Anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Abone olarak, beğenerek ve yorum yazarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bunu özellikle söyleyelim. Evet, şimdi ilk planda yapılması gereken şu. Trabzonspor'un Denswil 1, 2 milyon 150 bin euro. Bartra gitti zaten 2.200. Canini 1.600. Bardi 1.300. Koita aşağı yukarı 1.500. Yani totalde 12 milyon 450 bin euro civarında, 12 milyon diyelim, bütçede bir düşüş oluşturacak Trabzonspor. Bunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada tabii bir başka oyuncudan daha bahsedelim. O da Maxi Gomez. O da gidiyor. 3 milyon euroya alınmıştı. Gidiyor derken şunu söyleyeyim, talipleri var. Deportivo La Coruña, Osasuna, Granada, Cadiz, pek çok takımın istediği, pek çok takım tarafından istendiği konusunda İspanya Ligi'ne, İspanya basınına yansıyan haberler var. Onu da özellikle vurgulayalım. Yani onun da gitmesiyle aşağı yukarı bir 15 milyon euroluk bir bütçe azalması söz konusu olacak. Onu özellikle söyleyelim ve devam edelim. Şöyle devam edelim. Taraftarın çok ciddi bir isteği var ve o isteği de Ertuğrul Doğan dikkate almış durumda. Çünkü santrofor bölgesi için çok önemli bir hamle yapılması gerekiyor. Bu arada bugün bir transfer gelişmesi yaşandı. Ondan da sizlere bahsedeceğim. Ve Trabzonspor'un bir üzüntüsü var. Ondan da bahsedeceğim. Hatta bir değil, belki bilemiyorum, iki nasıl değerlendirirsiniz. İsterseniz hemen oradan başlayalım. Defansa yapılacak bir transferle ilgili de bilgi vereceğim. Zeki Amdouni'den bahsedelim. Basel takımının oyuncusu. Trabzonspor'a gelmek için ciddi bir çaba sarf etmişti, istemişti Trabzonspor'u. Neden Trabzonspor'u istedi? Çünkü babası Trabzonlu, annesi bir Tunuslu hanımefendiydi. Dolayısıyla Türk pasaportuyla da oynayacak bir oyuncuydu. 22-23 sezonunda Basel'de önemli işler yaptı biliyorsunuz, Basel Avrupa Kupalarında. 52 maçta 22 gol 5 asistle oynadı. Yanılmıyorsam bir gol de Trabzonspor'a atmıştı. İşte bu oyuncu Zeki Amdouni İngiltere'ye transfer oldu ve rakamı da söylüyorum, 18 milyon euro. Yani çok büyük bir fırsat kaçtı diyebiliriz ama tabii ki her şey olacağına varıyor. Bu konuda alıp satma gibi bir planlama gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Bunu söyleyelim. Kaçan balık her zaman büyük oluyor biliyorsunuz, böyle bir özellik var. Şimdi yine benzer bir olay var. Dorukhan Toköz biliyorsunuz, o da hoca çok beğenmedi. Beğenmemiş daha doğrusu, öyle bir açıklama geldi. İşte performansı yeterli değil vesaire gibi bir takım açıklamalar yapmış. Biz tabii Dorukhan Toköz'ü tanıyoruz. Milli takım düzeyinde bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Hani onunla ilgili söylenen bu sözler açıkçası beni biraz şaşırttı. Onu söyleyeyim, fizik olarak yetersiz türünden cümlelerde. Oysa gerçekten Trabzonspor'un ona ihtiyacı var. Hatta her takımın ona ihtiyacı var. Neden söylüyorum? 8 artı 3 kuralı sizin her zaman belinizi bükecek bir durum ve değişme durumu da yok. Şu tür bir bilgi geldi. Ahmet Bulut'un, menajeri Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile görüştüğü, Fenerbahçe'nin de sağ bekte oynatabiliriz, orta sahada oynatabiliriz, 8 artı 3 için bizim için bir alternatif olabilir dediği bilgisi de elimizde var. Yani ben
bu konuda neden böyle bir karar alındı açıkçası bunu bilmiyorum. Belki mutlaka daha detayları da vardır ama benim elimde böyle bir durum söz konusu değil. Yani böyle bir detay bilgi yok. Peki dedik ki bir transfer gerçekleşti. Nedir o transfer? Onunla ilgili sizlere bilgi aktaralım. Tonio Tekliç'ten bahsedelim. Hırvat oyuncu, yani bu üçüncü Hırvat olacak Trabzonspor'a. Dördüncüsü de yolda. Bakalım onunla ilgili gelişmeler nasıl ilerleyecek. 23 yaşında, bir 23 yaş altı kadrosuna da dahil olan bir oyuncu. Varazdin takımında bonservisi. 10 numara oynuyor. İhtiyaç halinde orta sahanın sağında, solunda da görev yapabilen bir oyuncu. Geçen sezon takımıyla 34 maça çıktı. 9 gol, 2 asisti var. 10 numara bir oyuncu transferi. İşte eldekileri gönderip bu tür yenilenmeler gerçekleşiyor. Eldekilerin maliyetleri yüksek, gelecek olanlar düşük olursa bu doğru bir planlamayı oluşturuyor. Ama aksi takdirde planlamada ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Ve işte mesela planlamadan bahsederken Dorukhan Toköz'den bahsettik. Dorukhan Toköz sağ bekte oynayabiliyordu Trabzonspor'da ihtiyaç halinde. Ama şimdi bir başka sağ beke ihtiyaç var. Hatta Larsen'in gitmesi halinde kesin düşünülüyor. Şu ana kadar bir gidiş yok ama kesin düşünülen bir oyuncu var. Wilson Manafa'dan bahsedelim. Record gazetesi, Record diyelim hatta ona. Record gazetesi Portekiz'in en önemli gazetelerinden biridir. O bir haber yaptı. Portolu oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve Trabzonspor'la görüşme halinde olduğunu yazdı. 28 yaşında sağ bek oynuyor. Dorukhan Toköz'ü gönderdiğinizde Larsen ve Serkan böyle bir sağ kanat, sağ bek tarafınız kalmış oluyor. Bartra'da geçen sezon oynuyordu. O da yok. Onu da unutmayalım. Ayrıca bu oyuncunun sol, sağ önde ve sol bekle önde oynama becerisi de var. Aslında piyasa değeri yüksek değil. Az önce söylediğimiz gibi bonservisi de elinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ciddi manada düşünülecek oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Şimdi dedik ki en başta taraftarların da çok yoğun isteği var bir oyuncu üzerinde. Ertuğrul Doğan bunu dikkate aldı. Ancak işin nerelere kadar geldiği konusunda da sizlere bilgi aktarımını gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle bir kere Nenad Bjelica kesinlikle Petković'i istiyor ve o konuda ısrarcı. Yani Petković'i almak istiyor. Petković de Dinamo Zagreb tarafına gitmek istediğini net bir şekilde vurguladı ama onun gitmek istemiş olması sorunu çözmüyor. Çünkü bir bütçe meselesi var işin içerisinde. Karşılıklı atışma demeyeyim de karşılıklı böyle yükseltme, alçaltma noktasında Petković'in bonservis meselesi ilerliyor ve aslında da hani Petković, şimdi hemen şuradan da bakacağım. Petković'in aslında süre olarak da fazla bir süresi de kalmadı. 2024, evet hatırladığım gibi 2024, bir yılı var. Ya para kazanacaksınız ya para kazanmadan göndereceksiniz. Bu transferin olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu da net bir şekilde vurgulayabilirim. Ancak, şimdi ancak dedim nedir? Petković olsa da olmasa da Trabzonspor taraftarı şöyle bir şey söylüyor. Gemileri yaktı. Diyorlar ki başkana özellikle çok sayıda mesaj gelmiş, çok sayıda ulaşım gelmiş. Kendisine ısrarla Sörloth'u istiyorlar. Diyorlar ki biz Sörloth'a yeniden kavuşmak istiyoruz. Taraftarın bu isteğine Ertuğrul Doğan işte bakın Bruno Petković'i getireceğiz diyor ama kulak verdi tabii ki ama sonuç derseniz sonuçla ilgili şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Leipzig'te 2025'e kadar sözleşmesi var. Bu manada Ertuğrul Doğan'ın işini zorlaştıran bu bonservis meselesi. Oyuncuyu belki ikna edebiliriz diyor. Ayrılırken iyi ayrıldık. 34 maçta 12 gol 3 asistle oynamıştı İspanya'da oyuncu. Ama oyuncuyu ikna edebiliriz ama işte Leipzig'i ikna etmek çok zor. 20 milyon euro bonservisle giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Trabzonspor taraftarı da şunu söylüyor. Biz Sörloth'u sahada görmek istiyoruz. Bütçesi neyse biz de destek vereceğiz, katkıda bulunacağız diyor. Tabii bu o kadar kolay bir iş değil. 20 milyon eurolar çok büyük rakamlar. Ama şu andaki görünen o ki Trabzonspor'un net bir şekilde bu türden tribüne
taraftarı çekecek oyuncuya ihtiyacı var. Burada sadece benim gördüğüm Orsic'in böyle bir özelliği var. Onun dışında yani Bruno Petković de olsa tribünü dolduracak oyuncu profili yok gibi görülüyor. Ben o manada baktığımda Sörloth'un, Ertuğrul Doğan'ın alması gereken, Sörloth'u alması gerektiğini düşünenlerdenim ama bütçeyi nasıl ayarlayacak onu da çok net bilmiyorum. Bu konuda taraftardan gelecek sese kulak verecektir. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.